Özellikle sözde Ermeni soykırımının olmadığı ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. Bir dosya olarak verilebilirdi tepkisiz kalmamak adına. Siz nasıl görüyorsunuz? Diplomaside bu işler nasıl yürür? Doğru bir adım mıydı stabil kalınması ve bundan sonra yeni bir başlangıç diyebilir miyiz? Biden-Erdoğan görüşmesine ne kadar bir önem atfetmemiz gerekiyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani Sayın hocamızın, Sayın Babiroğlu'nun söylediği şey yapılsaydı olurdu ve yakışıksız kaçmazdı. Ama yapılmadı diye Sayın Cumhurbaşkanımızın oradaki takdiri anladığım kadarıyla bu iş olmuş bitmiş. Orada kurcalayıp da öteki konulardan çalarak, zaman çalarak bu işin üzerinde durmanın bir faydası olmayacağı sonucuna varmış olduğunu zannediyorum. Oradaki zaman kaybı meselesi diye bakmak lazım. Ama böyle bir şey, bir dosya vermek suretiyle sadece şöyle bir dosyayı sunuyorum demesi bir dakika falan zaman alırdı. Bunu yapabilirdi ama her heyet başkanının toplantının atmosferine göre nasıl yürüteceği konusunda bir takdiri vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu takdirini bu şekilde kullanmış görüyorum benim görebildiğim kadarıyla. Bu yapılsaydı iyi olurdu. Yapılmaması da çok büyük bir eksiklik değil. Evet, Sayın Yakış, bundan sonra nasıl devam edecek bu ilişkiler? Siz nasıl öngörüyorsunuz? Bir de dediniz ki heyet başkanları o anki duruma göre de değerlendirir. Nasıl oluyor? Yani dış işlerinde bu görüşmeler önceden konu başlıkları olarak hazırlanıyor ama süre gereğince tercih edilebiliyor mu yine heyet başkanı tarafından? Biraz da bu konuda bilgi verir misiniz lütfen? Tabii. Önce tabii bir dosya hazırlanıyor. Dosyada bütün her türlü bilgiler de var. Notlar var, konuşma notları var. Ama bir de toplantının kendi dinamiği var. İkide bir saate bakar heyet başkanları. Önümde şu konular da görülecek. 1,5 saat zaman verildi bu toplantıya. Bu 1,5 saatte hangi önemli konuları öne alayım diye bir şey akış içinde bir karar verir. Sayın Cumhurbaşkanımızın orada bu işi bir tarafa bıraktığı anlaşılıyor. Çünkü Türkiye'den ayrılmadan önce bu konuyu dile getireceğini söylemişti. Ama orada toplantının akışı nedeniyle buna öncelik vermek istemediği ortaya çıktı. Evet. Peki bundan sonra Bunu nasıl devam eder evet. Amerika-Türkiye ilişkileri? Bu başlangıç sizce diplomatik olarak nasıl okunması gerekiyor? Stabil bir başlangıç mıdır? Olması gerektiği gibi midir? Çünkü fazla tansiyon yükselmedi. Bu Türkiye ve Amerika için iyi bir adım mıdır? Bundan sonra öngörüleriniz neler? Şimdi en başında söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Bu bir NATO zirvesidir ve iki heyetin böyle müzakereler için oraya gitmiş hali yok. NATO toplantısının yanında, kenarında, oradaki bir köşede iki heyet başkanının birçok başka heyet başkanlarıyla birlikte olduğu gibi görüşmesidir. Dolayısıyla orada herhangi bir konuyu bitirmek, sonuçlandırmak, bağlamak diye bir amaç yoktur. Burada yapılan şey doğrudur. En azından hiçbir taraf geri adım atmadı. Hiçbir taraf da öbür tarafa üstünlük sağlamadı. İki heyet başkanı, iki devlet başkanı bir araya gelip bir samimi görüşme oldu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısında yaptığı açıklamaya göre bu konuların, yani birkaç konu ön plana çıkıyor. F-35'ler, ondan sonra S-400'ler, Libya meselesi, Suriye meselesi, Afganistan meselesi. Bütün bunların her iki ülkenin yetkili makamları tarafından, yani Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile State Department, Amerikan Dışişleri Bakanlığı arasında, askeri konularda Türk askeriyesiyle Amerikan askeriyesi ve istihbarat örgütleri arasında görüşmeler şeklinde sürdürülmesi istendi. Evet. Ve her iki devlet başkanı da kendi mahiyetindeki insanları bu işini takip etmekle görevlendirdi. Doğrusu budur.
burada bir şey çözümlenecek değil. Burası bir konuyu çözümlemek için düzenlenmiş toplantı. NATO toplantısıydı. NATO toplantısı amaçlarına ulaştı. Evet. Onun yanında devlet başkanları da bir kenarda bir yerde bu görüşme yaptılar. Doğru yapılmıştır ve evet, yani iyi bir zemin hazırlanmış oluyor bence. Evet Sayın Yakış, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgileri için. Sayın Babiroğlu, sizden de çok kısa süremizin sonuna geldik. Bir değerlendirme rica edeceğim. Bundan sonra Türkiye-Amerika ilişkileriyle ilgili Sayın Yakış da dedi, NATO'nun alt görüşmesi olarak görüldü. Her lider birbiriyle görüşmüyor ama önemli bir görüşmeydi. Ama güzel, en azından bir başlangıç olarak böyle değerlendirilebilir dedi. Sizin de son olarak öngörülerinizi alalım. Neler olabilir bundan sonrası için? Evet, NATO'da liderler zirvesinde asıl konu tabii NATO liderler zirvesi ve NATO bildirisi. Mesela 79 maddelik yayınlanan bildiri NATO ilgilendiren o tabii. Ve burada da tabii o fırsattan istifadeyle liderler çeşitli liderlerle bir araya geliyorlar. Bu da Biden'la, Biden yönetimi ilk defa yani başkanlığı devraldıktan sonra ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Bu konu doğru. Fakat Türkiye ile ABD arasındaki sorunlar Eylül Hanım böyle 1-2 günde, 6 ayda, 3 yılda çözülecek sorunu artık çoktan aştı. Hı hı. Neden? PYD-PKK terör örgütü Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden ve Türkiye için birinci tehdit olan bir örgüt. Ama bunu ABD açıkça kendi mali kaynağında, bütçesinde yardım veriyor. Yani 200-300 milyon dolarlık bu sene bir yardım tahsis ediyor, silah desteği veriyor ve buna terör örgütü olarak kabul etmiyor. PKK bölücü terör örgütünün listesini almış ama buna almamış. Dolayısıyla buna sağladığı her destek PKK bölücü terör örgütünde de yansıyor kısa sürede. Bunu çözmek kısa sürede mümkün mü? Hayır. Türkiye buna hazırlanmalı. Bir strateji izlemeli. ABD'ye rağmen bu sorunu, PYD, PKK terör örgütünü ben nasıl etkisiz duruma getiririm sorusunun cevabını Türkiye aramalı. O zaman ne olacak? Bölgesel ittifaklar devreye girecek. Yani Suriye ile Adana mutabakatı, işte Irak hükümetiyle, İran'la, orada bulunan Rusya'yla en azından terör örgütünün etkisiz duruma getirilmesi yönünde bir strateji izlemesi lazım. Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları ABD ne yazık ki son yıllarda yani son 5-6 yılda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi yönünde bir tercihini kullanıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki sondaj arama çalışma faaliyetlerine Türkiye burada uluslararası hukuk açısından %100 haklıdır. Hı hı. Şimdi Türkiye nasıl çözecek bunu? ABD'ye rağmen bunu nasıl çözecek? Onda bir strateji izlemeli veya işte Mısır, İsrail diye ilkelerle artık işbirliğine doğru hızlı adımlar atmalı diplomatik açıdan. Gelelim S-400 engeli. S-400 engeli biliyorsunuz 2019'da geldi. 2 yıldır bu konuda görüşmeler devam ediyor. Türkiye bazı seçenekler ileri sundu. ABD de seçenekler ileri sundu ama Biden yönetiminin şuna ihtiyacı var. 2020'de ulusal güvenlik yasası çıkan ulusal güvenlik yasası bütçede Türkiye'nin